çok bariz bir şekilde var. Akşamları sözde sinek ilacı geçiyor ama yani bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz biz. Dışarıda verandada yemek yerken de özellikle bayağı rahatsız oluyoruz. Ki çocukları da ısırıyorlar. 2 yaşında çocuğum da bunu dile getiremiyor ve huzursuz oluyor. Gerçekten bu konuda sıkıntılarımız var. Çocuklara organik olarak kremler sürüyoruz. Kendimize de gene sürüyoruz spreyler. O şekilde ama yeterli olduğunu düşünmüyorum. Normalde de çok... Biz akşamları çıkamıyoruz. Gündüz de ısırmaya başladılar artık. Yani ne akşamı var ne gündüzü var. Her saatte sivrisinekler istilasına vuruyoruz. Bilmiyorum yani bir önlem almaları lazım. Hiç bakım yok. Her taraf bataklık. Ondan dolayı mı? Çeltik tarlaları çok fazla var. Onun da etkisi olabilir. Dışarı çıkamıyoruz. Gecesi yok, gündüzü yok. Sürekli sivrisineklerle baş etmeye uğraşıyoruz. Ali Bey, sineklerden korunmak için mi yapıyorsunuz? Evet. Herkes ya. Geçen yıla göre daha mı fazla bu sene? Bu sene çok yoğun bir sinek var. Gündüz karasinek, gece de sivrisinek. İşte tezengah bir çok sonları yemeğince. Bu üreyen bir şey ama biraz daha tedbirli olunursa, biraz daha erken davranırsa belki de bunun da ağzına inebilirler. Geçen sene bu kadar yoktu. Bu sene karasinek de çok fazla. Yemek yiyemiyorsun bu sefer. Bazılarına çok dokunuyor sivrisinek. Vallahi sineklik de yaptırsak bunlar sineklikten de geçiyor. İncesi, büyüğü, her şey var. Karasinek de var. Rahatsızlık duyuyoruz tabii yani. Vallahi daha özverili çalışılıp bunları zamanında ilaçlanması lazım yani. Yazın olduktan sonra ilaçlasan da o kadar çok faydası olmuyor desek yeri var yani. Akşamları ilaç yapılıyor ama hiçbir faydasını da görmüyoruz yani. Buradan sonra gel, 2'de gel bak buraya kadar dolu. Yanımızda da Yunanistan'la falan birlikte çalışıyoruz, konumlara falan geldi. Bu bugünün bir sorunu değil. Geçmişten beri bu sivrisinek ve insektisik dediğimiz ilaçlar eczanelerde satılıyor. Sivrisinek bizim bölgemiz için bir olgu. Yani bunu yok kabul etmemiz mümkün değil. Sadece bizde değil, karşıda Dede Ağaç'ta da. Alexandra Poli Yunanca adı. Orada da sivrisinek. Türk vatandaşları oraya da yemeğe gidiyor çokça. Orada da sivrisinek olgusu var. Bu sivrisinek mücadelesi çok bilimsel bir mücadele olması gerekiyor. Bataklıkların diğer bir adı da sulak alanlar. Bu sulak alanlar doğal kaynaklar. Bu doğal kaynaklarda sivrisinekler yürüyor. Önemli olan bunu bilimsel bir çalışmayla o larva döneminde uçkun döneme gelene kadar iyi ilaçlamak, insektisit ilaçlarını iyi seçmek. Yani bunlara atılacak ilaçları iyi seçmek ve ne zaman atılacağını da zamanlamayı da iyi yapmak gerekiyor. O zaman bunları azaltma imkanı mümkün efendim.